Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün çok özel bir noktadayız. Neredeyiz? Sevgili Abdullah Öztoprak, Kıbrıslı modacı Abdullah Öztoprak'ın moda evindeyiz. Lefkoşa'dayız. Evet, öncelikle programımıza hoş geldin. Aslında teşekkürler. Biz buraya hoş geldik değil mi? Evet, siz hoş geldiniz benim mekanıma. Keyifli bir program olacak herhalde. Yoğun gündem içinde. Evet, sevgili Abdullah Öztoprak'ı herkes yakından biliyor. Tabii ki yeni projeler var. Sevgili Abdullah hiç rahat durmuyor. Özellikle kendi alanında birçok işlere imza atmış bir modacı. Aslında sadece modacı değil, bir yazar, bir şair, koreograf, sanat yönetmeni. Var mı bunlara gireceğimiz bir şeyler? Şimdi müzik de yapıyorum ya. Müziğe de yani ilgim vardı zaten, önceden vardı. Denemelerim vardı. Son yıllarda kendi şovlarımın müziklerini hep ben yazıyordum. Sahnede sergilediğimiz müzikleri. Onun yanına şimdi yeni bir takım şeyler daha ekliyorum. Daha gündeme gelebilecek tarzda. Onları yapıyorum. İşte son ayrı bir hazırlık aşamasındaydık. Onu tamamladım. Onun sunumu için çalışıyoruz şimdi. Covid bitti. Covid ya umarım bitti. Ama en azından daha rahatlamış durumdayız. Bu bize herhalde 2 yıldır yapamadığımız bir takım sahne etkinlikleri için fırsat tanıyacaktır. Bunlarla ilgili görüşmeler, temaslar yapıyoruz ama maalesef Covid topluma hem psikolojik olarak hem de ekonomik olarak büyük zararlar getirdi. Ve bunu sponsor aşamasında da, devlet kanadı tarafında da ciddi anlamda hissediyoruz tabii ki. Peki sevgili Abdullah, şunu sormak istiyorum. Yani Kuzey Kıbrıs'ta iş yapmak hiç kolay değil. Değil. Yani sponsorluk sıkıntıları var, devlet katkılarının sıkıntısı var. Tabii ülke genel olarak bir pandemiden çıktı. Tabii pandemi de bu işi biraz körükledi ama yani işin azalmasını. Bunu nasıl aşacağız? Yoksa belli biraz beklememiz lazım her şeyin düzelmesi için. Ya benim bizim ülkede tespit ettiğim halk olarak biz dünyada da aynı olayın yaşandığını görmezden geliyoruz. Ve sadece bizim başımıza geldi diye düşünüyoruz. Halbuki baktığımız zaman birçok ülkeye göre biz aslında fakir bir ülkeyiz. Önce bununla barışmamız lazım. Bir takım nedenlerden kaynaklı altımızda lüks arabalar, lüks evler olabildi bugüne kadar. Önemli olan bundan sonrasını öngörebilmektir. Bundan sonrası zaten sıkıntılı gelecek eğer bu kafayla devam ederse. Dolayısıyla bugün hangi hükümet olursa olsun burada, olsaydı veyahut da bunları yönetmek, ekonomiyi düzgün başka şekle sokmak çok kolay değildi. Halkın da anlayışı gerekiyordu. İyi kaynaklı, iyi imkanları olan tarafların da zayıf kanatlara biraz destek açacak projelere ve planlara onay vermesi gerekiyordu. Bunda bir takım benim hiç hoşlanmadığım şeyler oldu ve üzüldüğüm kopukluklar ve umursuzluklar oldu, bencillikler oldu. Bir market alışverişinde bile bir adam bir pandemi döneminde kaç tane tuvalet kağıdı kullanacaktır elinde? Ne anlamı var raflardaki her şeyi tüketmenin? O istifin, o bencil zihniyetin ya. Burası savaş yaşayan bir ülkeydi ve savaşlarda insanlar her şeyini paylaşıyordu. Evini paylaşıyordu, yemeğini paylaşıyordu, ekmeğini paylaşıyordu, gönderiyordu, alıyordu. Ne oldu bize? Bu çok üzücü. Tabii burada bir takım daha etnik değişimler de var ülkemizde. İnsanlar bunu çok fark etmiyor ama Osmanlı'nın gerisine tarihe gittiğimiz zaman yaşanan hızlı sömürgeler başladı ülkede. Çok ciddi sömürgeler var burada yani. Burada sadece bana kalkıp da 3 üniversite, 5 üniversite öğrenci getirdik. Bunlar bizim finans kaynağımızdır demesin. Bunlar gerisinde planlanmış bir takım fırsatlarla delikleri yakalamış ideolojilerin yığma metodudur buraya. Yine aynı şekilde emlak ve toprak işinde de aynı şekilde olduğuna inanıyorum. Ve bununla bağlanan, bunlardan uzanan network'le gelen daha diğer etnikler. Dolayısıyla farklı etnikler, farklı taraflar işin içine girince de beklentiler ve beklentilerin karşısında çatışmalar geliyor. Bunlar çok önemlidir ve Allah muhafaza bizi bunlarla alakalı bir takım uyumsuzluklar, sürtüşmeler ve huzursuzluklar bekliyor diye düşünüyorum ben. Peki bu pandemi sürecinde sevgili Abdullah,
bizlere bir şeyler oldu. Yani bu sosyal medyada gözlemlediğimiz yazılar, paylaşımlar, insan ilişkilerindeki bozukluklar, insan psikolojisindeki sıkıntılar hep böyle göz önüne geldi. Ha. Yani böyle tüketim toplumunun dışında davranış bozukluğu inanılmaz aldı başını gidiyor sosyal doğru, medyada. Doğru. Sadece sosyal medyada değil. Bugün günlük yaşamda bile sokakta, yolda, trafikte bunları görebiliyoruz. Sosyal medya bunu yansıtıyor yani zaten. Bize araçtır. Oluyor? Bize neler oluyor? Dediğim nedenlerle alakalı. Yani bize neler oluyor? Biz doğru bir deyim mi bilmiyorum ama para delisi bir toplum olduk. Yani bir insan para yediği endeksi. Yemeği, bir restoranda yediği yemeği ya da evinde yaptığı yemeği paylaşması, resim çekmesi paylaşması sosyal medyada nasıl bir hafızadır? Nasıl bir açlıktır bu. Bu bir açlıktır. Ve dikkat et, sosyal medyada herkes gülümsüyor. Veyahut da oturduğun bir yerde takip et insanları. Selfie'ye geçeceğin de şıdır, 32 diş. İndirden de kamerayı budur. Kendi kendini kandırıyor insanlar. Kendi kendini görmek istediği şekli göstermeye çalışıyor. Onu aracı kullanıyor. Ve ne oldu? Aslında ekran için çalışan birçok insanın da karşısına herkes kendini selebriti olarak görmeye başladı. İşte yepyeni bir olay var. Takipçisi çok önemlidir. Şusu önemli. Ne yaptığı önemli değil. Bu selebriti biraz aç bize. Bu selebriti olay. Yani çok mühimmiş zanneder insanlar. Halbuki selebriti olmak büyük bir bedeldir. Özel hayatından bedeller ödüyorsun. Yani etikleri olan bir tarafsan. Özel hayatından ödüyorsun. Toplumdan edineceğin ortak hayattan bedeller ödüyorsun. Fakat insanlar ekran önünde, cam üzerinde görünmekten çok hoşlanıyor ve onun çok büyük bir güç olduğuna inanıyorlar. Halbuki değildir. Onun Allah muhafaza bir de düştüğün an vardır o camdan. Profesyonel yaşıyorsan. Düşünsene bir insanın celebrity dediğimiz ön planda gözde insan olduğunu ve bir süre sonra ABC nedeniyle ilgi düşüyor ve kimse seni umursamıyor ve artık orada yoksun. Bu ciddi bir travmadır ve bence celebrity'yim diyen veyahut da o yolda ilerliyorum diyen insanların çok ciddi bir her ihtimale karşı anlamlı psikolojik destek alması gerekiyor. Aksi takdirde çok büyük sorunlar yaşarlar. Son günlerde yaşanan bazı olaylar oldu biliyorsun Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs genelinde. Hı hı. Video skandalları oldu, başka sıkıntılar oldu. Acaba Kuzey Kıbrıs bir dönüşümü mü yaşıyor sence? Bir genel anlamda bu kirliliğin ortaya çıkması bir ülkede bir değişim sağlayacak mı sence? Umarım. Ama ben o kirlilikten öte biraz da şeye girmek istiyorum. Özel hayata müdahaleye ne kadar hakkımız var? Kim olursa olsun diye konuşuyorum ben bunu. Bir defa yorumlar, nereden bahsettiğini tahmin edebiliyorum ama yorumlar çok acımasız. Yani pozisyon, mevki, şu bu tamam denebiliyor. Fakat bizim geçmiş tarihimize gidersek, insanların özel hayatıyla ilgili çok hoşgörüsü olan bir toplumduk biz. Bunu taşıyorduk. Ama bugün bunu bir ağza dolamak, sadece ona endeksi konuşmak, aslında toplumun değer yargılarıyla da ilgili bazı şeylerin çok değişime uğradığını gösteriyor bize. Bazen umursamadan geçmek de gerekebilir bazı şeyleri. Yani İngilizce deyimle so what diyeceksin. No yani. Bana göre siyasiler nedir biliyor musun? Bana göre siyasiler ama siyasiler onu hele buradan maalesef çok göremiyor. Hepsinden özür dilerim. Siyasiler halkın oylarıyla seçtiği işçileridir. O meclise halka kendi seçimiyle alakalı hizmet vermek üzere seçilmiş, halkın parasıyla ödenen kişilerdir. Vekil olsun, bakan olsun, hangi makamda olursa olsun. Ama vücut dilini incelediğimiz zaman ki siz bunu profesyonel olarak da inceliyorsunuzdur eminim. Ona baktığımız zaman hizmet verenden öte sahip tavırları vardır. Ve bu psikolojilerini çok değiştiriyor. Değişen psikoloji bu zafiyetten faydalanarak nemalanacak kesimlere de büyük bir fırsat yaratıyor. Halbuki o makama gelen insanlar biraz topluma dayanıklı bir duruş sergileseler, daha ben halkım, ben halkı temsil ediyorum, milletin vekiliyim hissiyle hareket edilse çok daha farklı olacaktır. İsimlerle söylemek istemiyorum tabii bunu. Ben genel anlamda konuşuyorum. Bu benim tespitimdir, gördüklerimdir ve üzüldüklerimdir açıkçası. Ama vekil ve devamındaki bakanlıklar bu amaçlıdır.
Ve bu görev bitecektir ve gidilecektir. Hiçbir zafiyet sergileme hakları da yoktu. Maalesef yaşananlar da ülkemiz adına büyük bir yıpranmadır bence. Fakat ben yıpranmayı halkın yorumlarına çok daha acı görüyorum. Çok acımasızlar. Yani karşımıza aile var, insan var, çocuklar var. Ve tabii çekiniyorum bunları söylemeye ama herkesin işin içinde bulunduğu bir noktadır. Kendi özeline indiğimiz zaman ve bizim insanlarla iş birliğimiz sadece makamları gereği icraatları bize sunacaklarıysa mahremiyetleri çok bizi bağlamamalı. Bu konuda çok acımasız olamayız. Günah var burada. Yani çocukları var insanların, aileleri var, eşleri var. O sorguyu, o sıkıntıyı onlar yaşasın. Ama bunun üstüne bıçağı daha da törpüleyerek gidersek biz ve o ailelerin bitmesine neden oluruz. Kim kazanır burada? Hiçbiri. Ve herkes aynada bir kez bakmalı kendine. Yani sence bu kadar dağınık yaşayan bir toplum, sence bu kadar evinin içinde yemek pişirmeyi unutmuş, evinin içinde pişirdiği yemekle insan davet etmeyi unutmuş, 4 kişilik masada oturmayı, yemek yemeyi unutmuş bir toplum sence çok mu farklıdır? Çok doğru söylüyorsun. Ama şöyle bir şey de var. Yani bazı mevkideki insanlar bazı şeylere hayatlarına dikkat etmeli lazım bence. Yani sonuçta bir sorumluluk sahibi. Yani bir ülkeyi yöneten tabii bir bu yönetici olunca biraz insanlar daha hassas yaklaşabiliyor. Söylediklerine çok iyi katılıyorum. Doğru söylüyorsun ama yani biraz da yönetici olmak dikkat ister bence. Şöyle diyeyim yani ben sana onu. Ben yine kişisel haklarını tarafa iade etmek üzere konuşuyorum. İspatlandığı takdirde ki bir kurgu, bir montaj vesaire yoktur. O zaman onu rahatlıkla söyleyebiliriz ki evet böyledir. Ama bu kadar sıkışık bir dönemde ispatlanmamış olaylarla konuşmak da çok doğru değildir. Ben daha çok bu acımasızlığa üzüldüm. Yani haklısın. O konuma gelen insanların o noktada yaşamaması gereken şeyler diye adlandırabiliriz bunları. Ne kadar doğru şekilde yaşandığıyla alakalı. İddialar nereye gidiyor bilmiyorum. Yani bir de sürekli var. Devamı var, devamı var deniyor. Bir de 37 yıl aradan sonra tanıtmak isteyip ve tanıdığımız kakadece bu olayla tanındı. Yani şu anda Sun gazeteyi, The Times gazetesi manşetlerine taşıdı bu olayı. Ama orada hep deniyor. Kurgu evet. Videoyla deniyor. Evet. Şimdi acı olan şudur. Bütün yurt dışında kurgu video deniyor. Ama bizde kurgu video diye anılmıyor. Bu da önemlidir. Yani biz neden buna bu kadar endeksli olalım günleri? Bence bizim çok da önemli konularımız vardı. Tabii ki. Az önce dile getirdiklerin bir yerde çalkalanan bir hükümet hali devamında gelecek seçimler. Ülkemize kader olarak biçilmiş sürekli erken seçimler. Biz önce buna bakalım. Niye böyleyiz? Bir defa her kim olursa muhalefet. Muhalefetini ne anlamda yapıyor? Muhalefet demek her şeye itiraz etmek değildir. Benim görmek istediğim muhalefet nedir biliyor musun? Özellikle bu Covid döneminde alkışlıyoruz. Bu kadar yoğun, dünyanın bu kadar dibe gittiği dönemde bu kadarını yapabilmemiz de güzel diyebilmek beni o muhalefete yaklaştırır ve daha inanırım. Ama her atılan adımda yanlıştır, kötüdür şu bu ve projeler veyahut da fikirleri çok ciddi öne atmadan yaparsak bu da ayrı bir sorundur diye görüyorum ben. Sevgili Abdullah, geçtiğimiz günlerde Akıncılar Köyü'nde bir projen. Evet. İşte bir klip çekimi oldu galiba değil mi? Evet, evet. Bir çalışma oldu. Çok da renkli geçti. Evet. Bu projen bize bahsedebilir misin? Çok sıcak bir proje değil mi? Çok sıcak. O ne? Bir program başlıyor. O programla ilgili bir teaser hazırlığı vardı. Yaptığım bir müzik 2-3 yıldır herhalde bunu hazırlığındaydık ama işte Covid'di vesaire diğer nedenlerdi. Bir türlü gerçekleştiremedik. Akıncılar da benim çocukluğumdan kaynaklı. Hep böyle hatıralarımda olan bir köydür. Zaten annemin orijinali. Orayla alakalı bir özel süreci yaşatmaya çalıştım. Yaklaşık herhalde 70 kişilik bir kadroyduk orada. İyi bir şey çıkıyor. Bir daha içeriğine bahsedelim mi tam olarak ne olduğunu? 70'li yılları canlandırıyoruz. Çok fıkır fıkır bir müzik. Hareketli.
Bir takım başka lirik teknikler de kullandım orada. Katro şeyden hem benim ekibimden oynayanlar var. Hem Akdoğan'dan Gençlik Kültür Derneği'nden aldığımız arkadaşlarımız var, bize destek verenler. Zaten işte Akıncılar Belediyesi, Çatalköy Belediyesi yine teknikleriyle sağ olsun ve Akdoğan Belediyesi. Biz bu kültürel hikayede varız deyip desteklerini hiç esirgemediler. Çok titiz davrandım. Toplumun 70 yıllardaki bütün kültürel detaylarını kullanmaya çalıştım. Onlarla girdik. Yani her şeye rağmen biz insanlara eskiden gelmesi gereken iyi niyetli ve güzel duyguları yeniden hissettirmeye çalıştım orada. Buradaki amaç yapılmayanı yapmak mı, yoksa Abdullah Sopak bunu da işte haneme koyup şunu da yaptım? Yok, işte en büyük korkum odur. Onu söylerler mi, buna da mı bulaştı demeleri değil aslında. Ben genelde yapabileceğime inandığım ve kendimi defalarca çürüttükten sonra geçtiğim işlerle ortaya çıkıyorum. Mesela futbola falan hiç bulaşmıyorum. Hiç sporda görmediniz beni, bir iddialaşayım edeyim. Bu da yaptığım müziklerle alakalıydı. Bunu profesyoneller zaten hep dinletiyordum, takip ettiriyordum. Nasıl bir sonuca gideriz diye. Sonuçta herkesten olumlu desteği alınca bunu bu programla alakalı birleştirerek bir sonuca götürmeye çalıştım. Uzun süre yap boz, yap boz, yap boz fikirlerimle hareket ettim. Sonuçta da iyi bir şey çıkıyor diye bekliyoruz. Yani umutluyuz çok. Peki sevgili Abdullah. Umarım halk da yani sever yapacağımız işi. Kuzey şey. Kıbrıs'ta birçok işlere başardın. Yurt dışında da birçok işlere başardın. Geriye dönüp baktığında, yani bu yaptığın bu kadar güzellik, bu kadar büyük başarı, yani bunun karşılığını maddi manevi olarak aldığını düşünüyor musun? Yani günün sonunda bir teraziye koyduğunda yaptıklarının bir geri dönüşü aldın mı? Yani maddi olarak dersen tabii ki alamadım. Yaptığım işin boyutunu bugün yurt dışından insanlar değerlendirdiğinde benim fiyatımın yani artistik kısmımın değeri çok daha yüksektir. Ama burada etkenler çoktur. Tanınmayan ülkedesin. Çok güçlü bir ekonomisi olmayan bir ülkedesin. Ama bunu ben yani bir kayıp olarak görmüyorum. Bu benim gerçeğimdir. Ben bu hikayeyi anlatmak için tabii ki kendi ülkemden hareket etmem gerekiyordu. Ve bu benim bir misyonumdur. Pişmanlık duymuyorum. Bir de şu var Bilbay, benim her zaman söylediğim. Birileri patates, yumurta, zeytin kavurarak yer, karnını doyurur. Birileri havyar yer, somon balığı yer, karnını doyurur. İkisi de uyur. Bir süre sonra bağırsaklarının hareketiyle aynı yere gider. Olay nedir aslında? Doyup rahat bir şekilde uyumaktır. Esasımız absolut happiness odur. Yani mutlak mutluluk odur. Dolayısıyla neyle yiyerek mutlu oldum değildir esasımız. Mutlu olmaktır. Benim misyonum dediğim gibi ülkem adına inandıklarımı yapmaktır. Ben bu toplumun bir bireyim. 18 yaşımdan beri toplumla bağlantılı hareket ettim. Çok pişmanlığım hiç yok. Sorgum var mı? Ya ben işte şurada yapsaydım daha iyi olurdum. Daha iyi yapardım derdim. Ama şu anda her koşulda iyi yaptığıma inanıyorum yani. Peki günün sonunda şunu diyebiliyor muyuz? Yani ben ülkem için gereken her şeyi yaptım, her özveriyi bulundum ama devletten daha fazla ilgi beklerdim diyebilir misin? Yani şöyle diyeyim ya, ben her iktidarın olduğu dönemde ülke adına şeyi çalıştım, işler yaptım. Bence imkanları boyutunda yanımda olmaya çalıştılar. Ama şunu da söylemek zorundayım. Bazı kesimler beni bu konuda bazen eleştiriyor. İşte çok bayrakçı diyorlar bana. Galiba daha çok bayrak endeksi şovlarımı konuşuyorlar. Bunu da söyleyeyim. Ben bu bayrağın altında yaşayan insanlarız. Bu bayrağın altında yaşarken tepki verip bu bayrağa inanmayanların zaten o makamlarda, o mevkilerde oturup da o bayrağın veyahut da inanmadıkları, banana dedikleri cumhuriyette ne dindikleri parayı sorgulamaları lazım. Ben inanarak gidiyorum.
bir dava vardır. Bu davanın da azınlık kimliğini kabul etmeyen bir adam olarak reddederek toplum ve devlet bilinciyle hareket ediyorum ben. Dolayısıyla buna baktığımızda bazen haksız yorumlar altında kaldığımı görüyorum. Tartışıyorum da bunu, güzel dille tartışıyorum arkadaşlarla veya kişilerle. Bunda hiçbir sorun yoktur. Ama bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti'de, ben yıllarca Türkiye'de yaşıyordum biliyorsun. Hiçbir zaman kimliğim asimile edilmeden ben orada büyüdüm işlerimde. Şovlarımı yaparken, Türkiye adına bir şeyler yaparken hep ben Kıbrıslı Türk tasarımcı Abdullah Öztoprak'ın yaptığı iş Türkiye'ye dünya birinciliği kazandırdı. Ve hatta Avustralya'ya gittim. Biliyorsun orada bir göç hikayesi yaptım. Ardından oradaki bakanlık beni davet etti. En büyük, Sydney'deki en büyük festivalin açılışını aldılar. VIP olarak aldılar. Onu yaptım. Ve devamında Türkiye konsolosu orada büyük bir moda organizasyonu içinde benim yer almam için davet ettiler. Katıldım ve Kıbrıslı Türk olarak Türkiye bayrağı altındaydım tanınmadığımız için. Ve Avustralya'da bana yılın uluslararası moda tasarımcısı ödülü verildi. Kıbrıslı Türk olarak verildi. Türkiye bizim için doğru hareketle, doğru yani istikrarlı hareketle her zaman için o desteği ekonomik olarak da verdi. Uzun zaman işte PTT'nin bütün organizasyonlarında yer aldım. Şu an müzeye gitseniz Ankara'da Pul Müzesi'ne bütün hepsi benim eserlerimdir sergilenen yıllardır. Tarihinden gelen Osmanlı postacılarının, Tatarlarının kıyafetlerini ben hazırladım. Daha bir takım şeyler. Devlet bana değer veriyor mu? Devlet şey fark edemiyor. Bir defa dünyada kendi besteleriyle şov yapan tek tasarımcı benim. Bunu çok güzel kullanabilmeleri gerekir. Yani sponsorluk desteğini daha kaynaklar arayarak özel sektörde bunda sorumludur. Özel sektörle beraber çok daha büyük işler yapılır. Artık fuarlarda anlayış değişmeli. Fuarlara biz başka tekniklerle daha büyük gitmemiz gerekiyor. Şu an Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Komitesi'ndeyim. Orada da dile getiriyorum her şeyi. Orada da yoğun çalışıyoruz. Bir takım şeyler üretmeye çalışıyoruz ama ekonomik imkansızlıklarla da karşılaşıyoruz. Ama benim daha yapmak istediğim çok büyük projeler var. Belli maliyetler var. Ben buradan devlete diyeceğimiz kadar artık entelektüel ve kültürel yapıyı desteklemesi gereken bir özel sektör yapımız da oluştu bizim. İşte sanayi odamızla, ticaret odamızla, bir takım markalarımızla, bankalarımızla. Bence bunlar artık iyi iş yapan tarafları desteklerse, mesela İtalyanlar benimle çok güzel ilişkilerdedir. Çok güzel işler yapmam üzere benimle işbirliği yapıyorlar. Daha global işlere bir Kıbrıslı Türk'ün imzasıyla gitmek. Ama bu da şunu gerektiriyor. Evet, Kıbrıslı Türk'tür derken ülkesini andırarak, ülkesini anlatarak, ülkesinin sancılarını konuşan bir taraf olmalı. Yoksa işte orada doğdu. Hiçbir şey katkı yoksa o bir anlam ifade etmez. Peki, ki. Peki sevgili Abdullah, şunu sormak istiyorum. Abdullah Öztoprak bir Kıbrıslı Türk olarak dünyaya geldi. Evet. Peki bir İtalyan olarak doğsaydı Abdullah Öztoprak, yani bir Fransız olarak doğsaydı ne değişirdi? Dünyanın güçleri üzerinde çok daha farklı yerde olunurdu tabii ki. Ama ben bunu hiçbir zaman bir pişmanlık, kadersizlik, talihsizlik görmüyorum. Yani her zaman yurt dışında da söyledim. This is the case. Yani benim durumum budur ve ben gururluyum. Gurur duyuyorum. Bir Kıbrıslı Türk olarak gururluyum. Benim misyonum bu davayı politikacı bir şekilde konuşur. Becerebilirse iş adamı bir şekilde konuşur. Ama ben de ahlak ve etiklerimle bu şekilde konuşur. Dile yatırım ve ben farkında değiller aslında. Biraz maddi olarak bahsediyorum ben. Maddi olarak. Ha, çok daha zengin olurdum canım. Yani nereye olurdu? Yani kimse kusura bakmasın, bence çok büyük bir dünya markası olurdum ben. Ya bana yatırımlar çok büyük olurdu. Benim bir yerler açmama gerek yoktu. Birileri yerler açardı. Ben onun başındaki marka ve imza yetkili adam olurdum tasarımlarda, devlet projelerinde. Çok büyük organizasyonları yürütecek halde devam ederdim. Yani inan sevgili Abdullah, bu ülkede iş yapmak, televizyonculuk yapmak, gazetecilik yapmak, modacılık yapmak dünyanın en zor işidir. Yani Bayındırlık Ulaştırma Bakanı sevgili Eroğlu, Sayın Eroğlu'nun kızı
Yani bu ülkedeki internet altyapısına artık bir son verin. Artık her şey güzelleşsin. Yani dünyanın büyük yatırımı yapın. Evet. Sevgili Abdullah. Yani uydudan da internet alın, karasal da alın. Yani özellikle medya, mesela bir iş şu anda Abdullah Osman'a evine girdik. Moda evine girdik. Canlı yayın yapıyoruz. Yani ufak tefek, yani biz şu anda yatırım teknoloji olarak en iyisini yapıyoruz. Ama mutlaka gelip devletin o altyapısı senin bazı işin ya böyle sıkıntı yaratıyor. Öyle mi? Şu anda onu mu yaşıyoruz? Onu yaşamıyoruz. Az önce yaşadık. Biraz böyle görüntü takılıyordu ama yani siz ne kadar bu ülkede işinizi iyi yaparsanız yapın. Ne kadar uzaya çıkarsanız çıkın. Önemli olan işinizi ne kadar kalite yapmanız değildir. Şimdi bu yaptığınız güzelliği, bu yaptığınız işlerin kalitesini devletin de bir altyapısıyla size katkı olması lazım. Şimdi mesela yayınımız sıkıntı yok gidiyor. Ama ilk bir 5-10 dakikada böyle görüntü takılıyor. Yani bu ülkenin internet altyapısının aslında her alanda, ekonomiden sağlığa, her yerde bir sorun var. Bir an önce bence bu ülkenin düzelmesi lazım. İnşallah son bu olaylar da bazı şeyleri tetikler ve bu halk da bir erken seçimde en doğru kararı verir ve bu ülkenin halkı için, bu ülkenin insanı için güzel bir şeyler yaparlar. Yani dünyada devletler halk için vardır. Bizde halk devlet için vardır. Aynen. İşte oydu sana başta söylediğim. Yani halka hizmet etmesi gereken kişiler seçiliyor. Ve onlar dediğim gibi ben şaşırıyorum vücut dilini gördüğümde. Yani çok daha böyle bir ağa havalı oluyor. Hayır, öyle bir şey yoktur. Halktır burada bütün olan, halktır büyük olan. Veya halk artık seçildiğiniz takdirde muhalif taraf diye bir şey de yoktur. Herkes hizmeti istiyor, herkes onu bekliyor. Yani sizin seçilmişlik süreniz kendi sürenizdir. Sonraki dönem icraatınıza gidecektir, kişiye yatırımla değil. Ama halkta da yanlış olan şu vardır. Bizim kızı işe alırsanız bu kadar oyumuz vardır. Bu da yanlış. Bireysel beklersen karşı taraf da bireysel hareket edecektir. Yani bu olmamalı. Ben o yüzden aslında sadece bir tarafa yüklenmeyeceğiz. Kendimize de yüklenmemiz gerekiyor. Ve çok ciddi söylüyorum. Halk kendine gelsin. Bunun bir 10-15 sene sonrası çok tehlikelidir. Dedenin, nenenin, anneannenin, babaannenin maaş destekleri bitecektir artık. O kalmayacak. Üreten bir ülke olmak zorundayız. Üreten, istikrara sahip bir ülke olmak zorundayız. Ve birbirini seven bir toplum olup, birbirinin ürettiğine kibir yapmadan ulaşıp alması gereken insanlar olacağız. Tüccar mıyız? Esnaf mıyız? Bugünkü ekonomik krizin yaşandığı süreçte kar marjlarımızı düşürerek hareket etmeye çalışacağız. Ben bugün açıkça söyleyeyim, marketlere gittiğimde, saçma sapan o rakamları gördüğümde, yüksek sesle konuşarak, etrafımdaki insanlara da kışkırtarak, ben bunu almayacağım. Bu saçma sapan rakamlarla bu alınmayacak. Çürüsün orada. Bozulsun orada. Ya ben yemezsem onu ölmeyeceğim ki. Ya bir markette 15 olan atıyorum bolivir. Evet. Diğer markette 21 TL. Evet. Diğer markette 18 TL. Bir markette 26 TL. Yani bu kadar saçma sapan bir fiyat politikası olamaz. Yani bir denetim, bir... Serbest piyasada denetim de çok zordur. Ama artık esnaf akıllı hareket etmeli ya. Sen kar marjını düşür biraz ya. %30 kazanma da %15'e fit ol bu dönemde. Yine kazanıyorsun. Güney Kıbrıs'ta sütün fiyatı 40 yıldır değişmedi. Ama ekonomiler de değişmedi. Yani euro istikrarı var orada. Bizde ekonomiler bir takım nedenlerle değişkendir. Ama biraz karı azaltacağız. Yani mecburuz buna. Herkes düşürecek karı biraz. Ama şeyle, açık yüreklilikle, fırsatçılıkla değil. Yani öteki de onun ensesine binmeyecek, tepesine binmeyecek. Bu nereden başlıyor? Toptan getiren adama da. Evet kardeşim, döviz yükseldi. Biliyoruz. Ama senin bunu bu halka yedirebilmen için. Çünkü bak, bu asgari ücretler daha öteye gidemez. İşsizlik başlayacak had safhada. Sen kaldırabilir misin o rakamlarla? Daha ne kadar adam alabilirsin? Destekleyemezsin. Devlet ekonomisini destekleyemezsin. Ne olacak? İşsizlikler başlayacak. Veyahut da illegal olacak. Ve bir defa esas çözülmesi gereken Kıbrıs İtalyan, Türk etnik yapısını oluşturmamız lazım. Bir İtalyan havayolları çalışanları İtalya'nın göbeğinde sorun olarak protesto yaptı geçenlerde. Gördüm. Evet. Kapandı şirket. Şirket kapandı ama insanlar eylemlerini gayet iyi şekilde yapabiliyorlar. Ya burada halkta da tepki yok. Yani alma,
Benzin geçenlerde. Tamam. Almayın, bence çıkmayın. Bu halk, üç arabayla değil, bir arabayla çıkın. Bence bu halk bir ay, fazla değil, bir ay Kıbrıs'taki tüm halk böyle bir örgütlense, böyle bir dayanışma içinde olsa, bir ay sokağa çıkmasa, bir ay benzin kullanmasa, bir ay markette sadece temel gıda maddeleri alsa, lüks tüketim maddeleri almasa, etini, tavuğunu almasa, bir ay mantıklı alsa, makul alsa, bence tüm bu fiyatlar düşer. Ben tabii ki işte almamak budur ya. Git markete, az al, istifçi olmaz, stoklama, yüksek bir rakam. İhtiyacım yoktur bugün, alacağım. Ben almıyorum. Bu şeydir ha, esnaf kardeşler, marketçiler, size bir kötü lafım değil bu. Birbirinizi kopyalamayın. İyileri yaratın, iyileri kopyalamaya başlasınlar. Bizim buna ihtiyacımız vardı. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Ve biz birbirimizi sevmeyi unuttuk. Birbirimizi alkışlamayı unuttuk. Birbirimizi takdir etmeyi unuttuk. Sahte sahte şekiller, sahte sahte takdirler. Arkasını döndüğün de başka konuşuyoruz. Ne oldu bize ya? Yani bir de şeydeyiz. Temin edebilirim deniyor. Temin edebilirim. Tamam, sen vatandaşına bunu yapamazsın o. Tamam ama olmayacak, yürümeyecek bu. Ve etnik yapıyı bozmaya başladık. Had safhada hızlı bir şekilde. Hızlı yani, bir şekilde yani. Güney'den örnek vermek istiyorum sevgili izleyiciler. Güney Kıbrıs'taki bazı standartlar, bazı özellikle marketlerde, normal günlük yaşamda göz üzerine çarpabiliyor. Yani birazcık Güney'den örnek alsak, yani şu anda ülkemizi kötülüyoruz, sistemimizi kötülüyoruz anlamda düşünmeyin. Birazcık çok uzakta değil, yani bir 2-3 kilometre ileride. Güney Kıbrıs'tan bazı uygulamaları alsak bize yeterli olur bence. Yani sadece birkaç tane örnek vermek istiyorum. Yani oraya gittiğinde bir kimlik kartının nasıl çıkacağı, ne şartlar çıkacağı, ne hangi fiyatlar çıkacağı bellidir. Hayır, ben onu sana katılmıyorum burada. Ben pasaportta başıma geleni anlatayım. Benim çıkmış, Covid'den önce çıkmış pasaportum olduğu halde bana çıkartıyorlar pasaport. Nerede? Güney'de. Evet. Para da alıyorlar. Ondan sonra da pasaport alacak. Ama senin pasaportun vardı. Peki sen bana bunu neden başta söylemiyorsun? Ondan sonra bana Rumca imzalamam gereken yazılar veriyorlar. Bıraktım önlerini. Ben bu dili anlamıyorum. Bana bunu anlatmanız lazım. Anlatamıyoruz. Oradaki bayan yardımcı olmaya çalışıyor. Ve ondan da hissediyorum. Onu da susturmaya çalışıyorlar. Bana bunu İngilizce anlatır mısınız dedim. Hayır dedi. Çıktım başka tarafa anlatayım. Tamam dedim. Ben sizden bu parayı geri istiyorum. Sizin hakkınız yok. Benim çıkmış pasaportumu sen beni bu kadar yoramazdın. O yüzden onu da bırakayım. Biz toparlanalım, iyi çalışalım. Neden sence böyle bir şey oldu? Yani etnik vurgular, pes ettirmeler vesaireler mi? Onlara girmek çok istemiyorum. Yani çok işin diplomatik kısmına girersen benim ağzım malumdur zaten. Anlatabildim mi? Ama bayraklı modacı. Bayraklı modacı. Yani öyle diyorlar ama şeye de bir baksan, bayraklı modacının yanında ben global işlerde yapıyorum. Evet. Canlı bombaları yaptım. Orta Doğu'ya şovlara davet edildim, onlarla ilgili bütün basınlarda yer aldım. Saddam'ın idamı, ben Saddam iyi miydi kötü müydü onları tarih yazacak ama bir Müslüman liderdi ve idam hakkı, herkeste bir ölüm hakkı vardır değil mi? Hristiyanlıkta da ölürken o papazıyla bir vedalaşır, bir şeyler okur. İşte adam kelime şehadeti getirirken bitirmeden sen ipini çekip atıyorsun. Tahrikti bu. Bütün dünyayı tahrikli bugüne getirmek için. Ve benim o şovumu göreceksin. Dünyada çok önemli bir yerde anılacak bir zaman geldiğinde. Şov bitirdiğimde ölümü tekrar kefenle getirdim, siyahlı adamı. Ve şeyi sorguladım. Bugün oluşacak yeni Orta Doğu'da sorumlu ipi çekilen mi, ipi çeken mi? Çünkü birileri ipi çekti, birinin de ipi çekildi. Ama kimden kaynaklı oldu bu? Bütün hikaye buydu ve ben bu işlerden zevk alırım. Yani 20 yıl önce hiç düşünürüz mü Orta Doğu'da Arap Dünyası'ndan olacağını? Hayır. Sen hiç düşünür müydün 20 yıl önce Kıbrıs'ın bu kadar karmaşık, Birleşmiş Milletler gibi bir toplum olacağını? Her ırk var. Neden var konuşmuyor. Neden var düşünmüyoruz. Neden? Zafiyetimizi nerede yakaladılar? Sonuç mu bu? Para. Sonuç mu bu? Gidişattır. Bir sonuca gidişattır. Bu bir yönlendirmedir. Peki 10 yıl ve biz sonra uyuyup gidiyoruz. Ben bak buradan sesleniyorum bütün Avustralya'dakilere, bütün İngiltere'dekilere, bütün Türkiye'dekilere. Güveni oluşturun, ekonomik güveni oluşturun, gelin yatırımı yapın.
Çünkü gurbet gurbettir. Nesiller yitiriyor. Ben orada yaptığım şovlarımı da ve şu an umarım ki İngiltere'de de güzel bir şeyleri yapacağız. Ve buraya gelin. Bu toprağa güç kazın. Güç kazanın. Hepiniz burada bir şeyleri oluşturun. Bambaşka etnikler burada ve bu etnikler burada başka amaçlar içinde kullanılıyor haldedir. Maşadır çoğu. Peki şunu sormak isterim. Yani yurt dışında yaşayan birçok Türk var. Avustralya, evet. İngiltere'de. Bu insanlar tabii ülkelerine gelmek istiyorlar ama şartların oluşmasını bekliyorlar. Peki sence bu şartlar nasıl oluşturulabilir? Nasıl oluşursa bu insanlar gelebilir? Bak Bilbay, sana az önce de dedim ya, Kıbrıslı Türk'üm demek sadece kimliğini ve belgeni göstererek değildir. Çaba ve gayretinle iyiye götürmektir. Kimse sana hazır o tepsiyi vermeyecektir. Ben vicdanımla, helalimle bu ülkenin benim idealize ettiğim yere gitmesi için bütün çabamı veriyorum. Neyle? Dünyada olabileceğim başka yerlerden feragat ederek diyoruz bunu da. Doğru değil mi? Tanınmayan bir ülkenin tanınan modacısı diye anlıyorlar beni bazı ülkelerde. Şimdi orada da istenen zeminlerin oluşması için aslında o zeminlere bizim biraz katkı koymamız gerekiyor. Yabancı toplumlarda yaşayan vatandaşlarımız için de aynısını söylüyorum. Beklemeyelim işte her şey oldu da geldik. Hayır, her şeyin olabilmesi için otomatik dürüstlük koşullarıyla gelsinler. Bir şeyleri onlar da katsınlar ve olsun ve buraya yatırım yapmak sadece arsa almak, ev almak vesaire değildir. Buraya yatırım yapmak belli iş gücü de yaratmaktır. İş birliği yaratmaktır. Ali, Ayşe, Ahmet sen bu işi yapıyorsun. Biz bu ülkeye bunu nasıl alabiliriz? Biz bu ambargoyu hangi metotla nasıl yıkabiliriz? Sen onu tercih et, o seni tercih etsin. İş birliği kur. Olay budur. Bana ne gelmişsiniz? Ev almışsınız, toprak almışsınız, arsa almışsınız. Ne olacak? Site yapsanız o site dönülecek, yine yabancılara satılacak. Bir süre sonra biz vekillerimizi bulamayacağız. Çok ciddi söylüyorum. Öngörülü olun. Yani bunu biraz açar mısın? Öngörülü olun ya. Büyüyen yani bu, toplumlar, yerleşik toplumlar yani bir süre sonra. Meclisten bir örnek verdim de biraz tabii. Açar mısın onu? Mecliste bir süre sonra yani haklarla, çünkü vatandaşlıklar evle veriliyor. Bu sadece bu iktidarlar için demiyorum. Genel iktidarlar için söylüyorum. Neden? Veya yani deportlar. Bir Güney Afrikalı bir milletvekili mi göreceğiz? Ben ayrımcılık yapmıyorum Güney Afrika için. Rus da vardır, başka da vardır. Daha etnikler de geliyordur, gelecektir, olacaktır. Ve bunlar gerçekten olacaktır. Gerçekten yani olacaktır. Çok uzak değil bir Rus veya Yahudi. Belediyede olacaktır, encümen olacaktır. Bakın insani olarak herkes hoşgörülüyüm. Herkes olsun. Ama bütün dünyada bir takım koşullamalar varsa ve biz daha zemini, kritiği, varlığı, kimliği oluşmamışsak ve oluşturulmaması için de dünya büyük çaba gösteriyorsa, bu istikrarsızlıktan nemalanıyorlarsa bunun bir nedeni vardır. Bizim kendi defans haklarımızı kullanmamız lazım kendi adımıza. Biz artık muhalefetiymiş, iktidarıydı, şu bu demeyecek. Biz varlık mücadelesi vermek zorundayız. Önce güneye, beni azınlık saymazsam varım. Ben varım burada ya, ben niye azınlık olacağım? Kelle başımı sayıyorlar. Tamam, bir proje yapalım, her evden 5 çocuk çıksın. Saysınlar kelle başını, tamam çoğunluk olduk. Niye azınlığım ben? Neye dayanarak azınlık, az sayıdayım? Azınlığın adı ona göre az sayıda olmak. Bunu açsınlar. Ha bu ileride kapısı açık mıdır? Nüfus çoğalınca iş mi değişecek? Yok. Hayat boyu beni bu kadere götürüyorsun. Biz bunca... Nüfus yapısının bozulması... Göçlerdir de. Tabii ki. Nasıl bir tehdit sence? Deformasyondur. Kültürün değişecek. Yani yeni bir oluşan kültürde sen de varsın anlamında değildir. Bak bu azınlığı biz orada yaşarken şu an kendi içimize azınlıklara gireceğiz. Yani bu dinindir, kültüründür, yakın geçmişlerindir. Bunlarla alakalı. Ve bunlar sızmalardır, içine girmelerdir ve yerleşikler oluşacak. Hibrit yaşamlar başlayacaktır. Kimlikler oluşacak, kişilikler oluşacak. Ve orada biz kendimizi çok yalnız görmeye başlayacağız. Ve bir süre sonra da kaybolacağız. Ha belki paramız olacak. Ama ikinci, üçüncü nesle bu para da kalmayacak. Dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. Ben bunu söyleyeyim. Çok kıymetli bir yerde yaşıyoruz ki sürekli atak halindedir. Sevmeyi, birlikte olmayı öğrendiğimiz takdirde Bilbay, kimse bize dokunamayacağız. Biz bunu yitirdik. Kimyada şey vardır, bağlar vardır moleküller arasında.
Bu bağlar moleküller arasında bozulduğu zaman, titremeye başladığı zaman artık kopmaya açıktır. Koptukça da kimlik değişmeye başlıyor. Toplum da aynı şekildedir. Bir moleküler yapıdır burada olan. Peki sevgili Abdullah, şunu sormak istiyorum sana. Asabım bozuldu bunları konuşurken. Ateş bastı beni. Şöyle bir şey. Ülke turizminin nasıl buluyorsun dışa yönelik tanıtımlarda? İyi yansıtabiliyor muyuz? Hayır. Türkiye'ye yabancılara? Hayır. Hayır. Şimdi gittiğimiz her coğrafyaya göre noktalar seçmemiz lazım. Ama bunca yıldır yurt dışına bu kadar reaksiyon etkisi yaratarak iş yapan bir adam olarak kimse de demedi. Ya adam ne düşünüyorsun? Bir fikrin var mıdır? Ne yapalım diye. Klasik nedir? Fuarlara gidelim. İşte hellim götürelim, sele götürelim. Şunu bunu yapalım. Tamam, bunlara da saygım vardı ama artık antibiyotik gibi bir süre sonra etkisi azalmaya başladı. Yeni değişen dünyada etkisi azalmaya başlamıştır. Metotlar başka olmalı. Fuarlar dışında da hareketler olmalı. Onlarla da bunu yapabilmemiz gerekiyor. Fakat bunları yitirmeye başladık. Çok daha büyük projelerle gireceğiz. Nasıl olmalı? Organizasyonlar bambaşka olmalı. Fuarlara gidildiğinde bambaşka şaşırtan tekniklerle gitmemiz gerekiyor. Ve fuarlarda en önde olmamız gerekiyor. Fuarlar olacağı takdirde. Bunun dışında bir takım başka şey gibi, enzim ve substrat gibi düşün bak. Bir enzim vardır, bir tane de ona giden substratı vardır. Uyumlu olması lazım. Sen Avrupa'ya gittiğinde Türkiye'ye gidersen aynı şekilde örtüşmeyecektir. Türkiye'nin her iline gittiğinde aynı şekilde, her bölgesine gittiğinde aynı şekilde örtüşmeyecektir. Bu bir algı operasyonudur. Algı operasyonu yaratacaksın, ona göre getireceksin. Kasinolar, bir eğlence turizmi var burada. Olsun kardeşim, yeter ki devlet kasinolardan vergisini alsın. Beni ilgilendiren o kısımdır. Ama kasinoların dışında da buraya oyuncu olmayıp gelmek isteyen dünyaca insan vardır. Ve Türkiye bizim için 80 küsur milyon nüfusuyla çok büyük bir pazardır. Çok ciddi bir pazardır ama ona yönelik işler de olmalı, ona yönelik sunumlar da olmalı, ona yönelik ağırlamalar da olması gerekiyor. Biz takıldık kaldık bir şeyde, yabancı turiste. Yabancı turistin ne kadar getirdiğine bakalım. Artı çok bilmiyorum yani, ekonomistler bana bir şey der mi bilmem bu konuda ama biz kendi döviz rezervleri olan, Merkez Bankası olan bir yerdeydiz. Biz TL endeksi yaşayan bir toplumuz. Biz Avrupa'daki ambargolarla, uçak sıkıntılarıyla yaşayana kadar Türkiye'de büyük işbirlikleriyle bunu sürekli illerden adamlar getirerek çözebiliriz. Aslında yıllar önce Türkiye'de Kuzey Kıbrıs yılı ilerlemişti bir dönem. Evet. Ve biraz işe yaramıştı o. Ama eksikti o da. Yani ben o dönemin bakanına da onu hafif ilettiydim. Orada yaşıyordum zaten o dönemler. Yani otobüs duraklarına afişler asarak değildir. Burada hata nedir biliyor musun? İşbirliği yapılan insanları hep getirdikleriyle alıyorlar ve bu taraftan taleplerde gidilmiyor. Bu taraftaki talepleri verecek olan, işi gerçekten anlayan kesimler gelecek ki bu olsun. Otobüs duraklarına koyacağınız reklamlar Kıbrıs'a bir şey kazandırmaz ki. Kıbrıs'a gelmek belli bir ekonomi ister. Otobüs duranda otobüs bekleyen adam sana çok şey kazandırmayacaktır Türkiye'de. Senin daha farklı yerlerde seni fark edecek insanlara ulaşman gerekiyor. Önce onlar gelecek, devamında onları çekebilirsin. Yani taşı sen gölün yanlış noktasına atmış oluyorsun. Oradan sıkıntı geliyor. Ha, bir kahve içeyim. Evet. Mesela Türk kahvesi bile. Burada bunu söylemeden edemeyeceğim. Sevdiğim bir marka var benim yıllardır. Nohutu var, baklası var, şu su var, bu su var, içmeyelim. Tamam be abi, var. Ne oldu? Alternatif, ona geçelim, alternatif. Markalar çıktı, ne güzel. Gurur duyuyoruz onlarla da. Ama biz gidelim bu adama diyelim ki, abi senin bu baklalarla, nohutla çok dedikodun var. Değeri yitirilmeye başladı. Ya baklasız yap, nohutsuz yap. Yahut da adam gibi bir savunma yap bize ki bu gitsin. Sen bizim çünkü yani bence ar markalarımızdan, namus markalarımızdan birisisin. Biz seni yaşatmaya çalışıyoruz. Bu olmalı. Yani ben şeye çok üzgünüm. Markalar yaratabiliyoruz. Hele ki şimdi, madem ki böyle bir ekonomik gücü de olan etnikler var içimizde, hadi be biz üretelim, biz üretelim, biz o ekonomiyi ele geçirelim. Biz o ekonomiyi ele almaya başlayalım. Yine kaçırmayalım parayı bir yerlere. Bu da yok.
Yani devlet üreteni desteklemeli artık ve devlet üreten adamlar çıkarmak zorundadır. Devlet karşısında başka güçler bulsa bile bu projelere yönelik ikna etmek zorundadır hükümetler. Peki böyle bir bakışta baktığında, yani yurt dışından bir İngiliz, bir Fransız veya bir yabancı olarak yurt dışından Kıbrıs'a gelmiş, yurt dışından baktığında Kuzey Kıbrıs'ı nasıl görüyorsun? Bir defa şu an yönünü şaşırmış bir araba gibi. Böyle gidiyor yollarda ama direksiyonu kim kullanıyor belli değil. Bu bir. İkincisi, çok karmaşık bir etnik. Küçücük bir sıkışmış bir coğrafyada çok karmaşık bir etnik ve kendi kimliğiyle hizmet vermekten öte onlarlaşarak hizmet veren bir toplum var. Mesela en basiti Yunanistan'ı alalım ya, Mikonos'u alalım. Bir kimlik var orada, sabittir. Ve o saks mavi, o mavi parlament mavi pancuru gördüğün anda Mikonos diyorsun. Başka yerde boyayamazsın. Başka yerde boyasan da Mikonos zannederler. O kadar güçlendi. Ve biz burada bunu yaratamıyoruz. Ama dediğim gibi, yani lütfen beni de artık yani sadece modacı demeyin. Yani modacı benim bir parçamdır. Ben dizayn yapmayı seviyorum. Dünya beni... Nasıl Bilge Emiroğlu artık magazinden kopup bir haberci olduysa. Evet. Ama magazin de... Bir parçamdır. Haberciliğin parçasıydı ama şu an tamamen artık habercilik önde. Ama magazin de günlük hayatımızda var. Aynı şeyi senin için de söyleyebiliriz. Bana mesela dünyada şey deniyormuş. The Factor of Designs. Yani gittiğinde adama sana birçok şeyi dizayn olarak koyabiliyor. Müze elindedir, şu selindedir, bu selindedir vesaire. O yüzden tek beyin mantıklı çıkarabiliyor bu işi. Ha ben bunu yaparken bir defa yanımda da hep memleketten insanları da çekmeye çalışıyorum. Doğru yetenekleri. Bir de böyle Gollifa gibi diyorum, serpiştirilmiş title'lara da itibarım yoktur benim. Onu da bir defa elememiz lazım ülkede. Herkes her şey, herkes her şey. Kendimi çok şey yaptım, sorguladım. Benim için... Herbolog diyecekler mi? Anladın mı? Argo deyime girmiyorum yani. Her işe bulaşan adam gibiyim ama Allah'a şükür yani yaptıklarım da kendini ispatlıyor. Yakında çıkacak projede umarım kendini iyi gösterecektir. Yani insanlar ön yargısız dinlesin beni. Memleketini seven bir adam olarak dinlesin yaptığım peki işi. Peki seni turizm bakanı olarak görsek. İlk 100 günlük işaretini anlatır mısınız? Keşke beni bir teknokrat hükümette deseler ki gel be Abdullah Sobrak, bütün dünya işlerini bırak, al sana bunu veriyoruz, gel otur buraya veya 24 saati 48 saat çalışırım, bütün dosyaları oluştururum, büyük bir dizayn yaparım ülkeyle ilgili, gerçek bir dizayn yaparım ülkeyle ilgili ve şematik olarak ilkokul çocuğuna anlatacak şekilde gelenlere de bunu anlatarak. Ya bu işe çevreyi de katarsın değil mi? Çevre derken? Çevreyi de, turizmi de biliyorsun, çevre de var. Tabii ki. Tabii ki çevre çok önemli bizim için. Bütün bunları katarak, eğitimi de katarak, ben yani daha geniş düşünüyorum olayları. Keşke bana versinler, hiçbir şey beklemeden ben devletime bunu, halkımıza bunu nelere sunar basın, götürürüm. Neler olur? Bir defa kasinocularla önce otururum. Turizmin içine girerim. Otellerle ilgili marketing kısmına girerim. Butik küçük otellerle ilgili yitirilmiş otelleri ayaklandırmak için ne yaparız? İç turizmi nasıl oluştururuz? Yurt dışı öğrencileri turizm içine nasıl dahil edebiliriz? Bütün bunlara girip yurt dışı bağlarını, özellikle Türkiye bağlarını güçlendirmek üzere hareket ederim. Ama detaylarını açmam. Onları oraya gelirsem yaparım. Evet, bu tatlı sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür eklemek ederim. İstediğim bir şeyler varsa seni şu anda hayranların izliyor. Seni seven Kıbrıslar izliyor. Son olarak ne söylemek istersin? Böyle birebir seni bırakalım. Böyle ekranın karşısında. Yani ne diyeyim? Bu fırsattır tabii bir araya gelmemiz için. Birbirimizi sevmeyi öğrenelim. Biz onu unuttuk. Bir arada olmayı unuttuk. Ve buna evimizin içinden başlayacağız. Aile olmayı... Dışarıda restoranlara da gideceğiz, meyhanelere de gideceğiz ama evimizdeki hayatı bırakmadan gitmemiz lazım. Hüner her gece bir yerde eğlence mekanlarında bir şey yapmak değildir. Onun arkasında derin bir kayıp vardır, derin bir yitirilmişlik vardır. Ailelerimizi bir arada sıkı sıkı tutalım, aile içi ilişkilerimizi güçlendirelim. Kimsenin
özel hayat ve mahremiyetine acımasız yorumlarla gitmeyelim. Kucaklayıcı olalım ve inanalım. Biz güzel bir toprakta, büyük bir mücadelenin arkasında aslında çok büyük fırsatlarla yaşıyoruz ve bunları göremiyoruz. Daha çalışkan, daha üretken olalım ve çocuklarımıza artık üretip kazanmaları gerektiğini öğretelim. Ve bu toprakta büyük kazançlar vardır. Yeter ki biz buradaysak, biz bir kilitsek doğru anahtarları keşfedip onları buraya çağıralım. Dünya artık dijital ve internetlerle çok küçülmüş durumdadır. Ticarette her şeyde bunu yapalım. Ben herkesi çok seviyorum. Hakkım herkese helal olsun. İnşallah güzel şeyler hep birlikte paylaşacağız yakında. Ben sana teşekkür ederim. Evet, sevgili Abdullah Asur'a çok teşekkür ederim. Bizi Lefkoşa'ki moda evinde ağırladı. Şu anda tabii kameranın arkasında da çok insan var. Sevgili Abdullah Asur'la birlikte çalışan terziler var, asistanları var. Çok kalabalık bir ekip var burada. Sevgili Abdullah Öztoprak işini her zaman ciddiyetle yapan bir insan. İnanın bence buraları gidip görmeniz lazım. Sevgili Abdullah Öztoprak'ın moda evi gerçekten de inanılmaz güzel insanlarla dolu. Bir başka programda görüşmek üzere. Sevgili Abdullah sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok senin için. Çok teşekkürler. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.